Herkese selamünaleyküm. Yeni bir videodan selam arkadaşlar. Bugünkü videomuz Opel Astra J sedan aracımla off sürüş yapacağım. Gündüz de çektim zaten. Şimdi hani gece de olsun istedim. Neden? Aracın bu iç dizaynı da gözüksün. Hani nasıl olduğunu görmek isteyenler için gözüksün diye çekmek istedim. Hem off sürüş izlemesini seven çok kardeşimiz, abimiz var. Astra'nın da geceleyin içini görsünler. İçi bence yani dizayn olarak çok güzel. Bu arada bilmeyenler için söyleyeyim. Benim aracım Opel Astra 2016 model J kasa sedan modeli. 115 beygirlik atmosferik motora sahip. Turbosuz. Şu an 3. vitesteyim. Dip gaz yapmadım tabi. Şöyle normal gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar, bu arabanın hangi konusundan bahsedeceğiz? Ya öyle sohbet muhabbet tadında olacak ama birazcık da iyi yönlerinden bahsedelim size. Veya kötü yönlerinden bahsedeyim ben size. Tamam mı? Şöyle yapalım. Astra neden alınmaz? 5 tane neden. Tamam mı? Kötü yönleri. Çok sıcak oldu. Şunu kapatayım şöyle. Arkadaşlar atmosferik motorlarda görüyorsunuz böyle, daha dip gaz yapmadım yani, şimdi arabanın hakkını ödüremem, araba gidiyor gitmiyor değil, ama gaza biraz basın yani, korkutmayın ayağınızı benzin çok yiyecek diye. Bu arada telefonun geniş açı modundan çekiyorum, ana kamerası bayağı net güzel çekiyor ama daha geniş almamı isteyenler var, öyle daha güzel oluyormuş. Daha doğrusu evet oluyor ama şundan, ben hani şu İbre kısmının da görünmesini istiyorum da, ikinci bir kameramız yok, şuraya koyalım. Yapacak bir şey yok artık, böyle idare edin. Normalde ana kameradan, dayı atlamıyorum tabii. Ana kameradan çekecektim direkt. Ana kamera direkt burayla burayı alıyor. Hani tam bu bölgeleri almıyor. Bu şimdi geniş açı da buralara kadar full alıyor zaten. Şu an siz görüyorsunuz. Şu an 5. vitesteyim. 108'de gidiyorum. Biraz rüzgara karşı gidiyorum şu an. O yüzden 8 litre ortalama gösteriyor. 8,5-9'a çıktı. Rüzgara karşı gittiğim için 110 oldu şu an. Arkadaşlar, Astra neden alınmaz? 5 tane neden. Tak 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 sayacağım. Hatta bunun 5 tane neden alınır. O nedenleri de diğer videomuzda çekeceğim. Onda da işte neden Astra alınır? 5 tane neden adlı videomuzda. Bunu da şimdi söylüyorum. Ya tamam, ben gencim. Hani yaş değiliz sonuçta. Hani gençlere hem gidiyor hem gitmiyor. Neden diyeceksiniz? Araba bak hızlı. Arabanın hakkını yemem. Ama hani biraz da hızlanma mesafesi var. Hani hemen fırlamıyor. Atmosferik olduğu için hemen fırlamıyor. Ama şimdi şöyle bir şey de var. Yani 95 beygir 1.3 bir arabaya bineceğinizde 1.6 115 atmosferiye binin. İşte ise turbo bozarsa diyelim. Bunlarda turbo bozma diye bir şey yok. Hani atmosferik motor istediğin kadar bas. Asıl yani. Böyle bir hiçbir sıkıntımız yok. Bu arada arkadaşlar mikrofon, tripod falan aldım ama mikrofonu evde unuttum. O yüzden telefonu mikrofonuyla şu an ses alıyor. Birazcık kötü olabilir, kusura bakmayın. Bağırarak konuşuyorum ona rağmen. Şu an mesela evli yolda gidiyorum biraz. 117 ile 8,5 litre gösteriyor. Onu da söyleyeyim size. Ha, ne diyordum ben şimdi? Dediğim gibi gençlere pek gitmeyecek araba. Hani ara hızlanmaları kötü cidden. Hemen fırlamıyor. Bunların 1.4'leri ve 1.6 dizelleri, 136 beygirlikleri çok güzel fırlıyor. Aşırı derecede. Bir de şöyle bir şey var. Klimada da çok fark ettim ben. Klimayı mavide olduğu zaman mesela 2'de 3'te fark etmez. Devir cidden fark ediyor. O devri oynadığını görüyorum ben mesela. Kapattığım zaman devir yükseliyor. Açtığım zaman düşüyor falan. Biraz hava girsin ya. Çok fena şey yaptı. O da fark ediyor. Çekişten çok düşürüyor klima. Şu an ben sıcakta zaten de. Kapattım hala sıcak gibi. Şunu ortaya alayım bari. Ya dediğim gibi araba düzgün. Ara hızlanmaları güzel değil gençlere göre. Neden? Biz gençler çünkü hızlı gitmeyi seviyoruz. Patır patır. Bastığımız gibi araba uçsun istiyoruz. Aslında kötü bu. Abi ne kadar hızlı giderse bir araba, bizim insanoğlu biliyorsunuz, o kadar
basar yani. Ondan sonra kazalar, işte ne bileyim ölümler falan çoğalıyor. O yüzden ben birazcık da o nedenle 1.6 motorunu seçtim. Hani yavaş olsun ama ya bu da hızlı gidiyor, gitmiyor değil ama işte hani diğerine göre biraz daha yavaş. Diğeri 1.4 140 beygirlik uçuyor mesela. Sonrasında ikinci sebep, araba çok boş. Hele bu kasada otomatik vites yok. Sonra sunroof yok. Hiçbir C2 koymamışlar. Dolmadaki. Üçüncü yemeğimiz dolmadaki. Oha, bırak dolma. Yuh hocam. Ve dördüncü yemeğimiz caciki. Oha, çüş artık. Yuh ya. Yuh çüş eşeğin güzel. Hiçbir şey koymamışlar cacık gibi cidden. Yani bu full paket, bu paketin en fullü bu. Ama hiçbir şey koymamışlar. Öyle bir saçmalık yapmışlar. Üçüncü olarak da arkadaşlar, araç biraz yani günümüz şartlarında biraz fazla yakıyor. Şükürüm. Bakın şu an üçüncü vitesim, dip gazdayım şu an. Tamam mı? Dip gazdayım şu an. Dörde attım. Arabanın sesi çok güzel ama. Bakın dörtte 125'e geldim şu an. Güzel devir çeviriyor ama cidden. Güzel devir çeviriyor. Ya bakın hani gördüğünüz gibi o kadar da kötü değil. Hani Honda Civic tarzında. Ne kadar basarsanız arabada o kadar uçar. Civic'lerde zaten atmosferiklerde hani alt devirlerde hızlanma yapıyor. Üst devirlerde hızlanmaz. Bu da aynı mantık. Ama bu manuel. Hani kendiniz şimdi sen 80'le giderken bir anda 5. vitese basarsan gitmez bu araba. 3. sebep dediğim gibi yakıtı fazla. Şehir içinde 9 litreyi görüyor. Hatta çok basarsanız 10 litreyi de görür de normal kullanırsanız 8-8.5 arasında şehir içinde. O da kötü. 4. olarak ne yağmur sensörü var, ne far sensörü var, ne mercekli far var, ne bilmem ne var. Hiçbir cacık yok. Tamam mı? Dış şey olarak. Güvenlik olarak Allah'tan güzel. Yani 4 numara olarak da öyle. 5. olarak da arkadaşlar şu an düşünüyorum. Arabada da aslında şöyle çok bok atacak şey de yok biliyorsunuz mu? Şu an hani sadece ya onlardan da memnunum da hani genel olarak şeyi söylüyorum. 5 numara çekişinden, yol tutuşundan bak harika. O yönden bir şey demeyeceğim. 5. olarak da bence şey ya, çekişi. Onu dedim gerçi ara hızlanmaları ama rampalarda çekiş hiç yok. Hadi 5 numarada onu söyleyeyim. Rampalarda hızlanma hiç yok. Gidiş yok ramp. Çünkü benzinli olduğu için torku çok düşük. Rampalardaki hızlanma çok kötü. Yani 2'de 3'de hele arabanız doluysa uf anam anam. Araba zaten çok kilogramlı bir araba. 1398 kilo, 1400 kilo değil. İnsanlarla 5 kişi olsanız hadi düz hesap hepsi. Yani 5 kişi olsanız hadi 2 ton düz hesap ya da 1900 kilo neyse. Yani çekişi kötü rampalarda. Tek kişi veya 2 kişi olduğunuz sürece o zaman bir sıkıntısı yok çekişinde. O yönden iyi. Yani arkadaşlar 5 tane neden buydu. Geri kalan arabanın her şeyinden memnunum. Onu da zaten diğer videoda çekerim, söylerim. 5 tane sebebi neden alınır adlı videomuzda söylerim. Bu videomuz da böyleydi. Kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.